Herkese selam, yepyeni bir videoyla. Bu videomda bana sıkça yöneltilen bir konu hakkında fikirlerimi belirtmek istiyorum. LGS'nin ilk dönem konularından olması, YKS ve TYT'nin ilk dönem konularından olması sizce bir avantaj mıdır yoksa dezavantaj mıdır diye sorular aldım. Fikirlerimi öğrenmek isteyen bazı öğretmen arkadaşlarım bana e-mail yoluyla ya da Instagram... IEM yoluyla yazmışlar. E, bu fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ayrıca bu konuyla ilgili de bir video yapmak istedim. E, şimdi LGS'nin veya YKS, TYT, AYT diyelim, İlk dönem konuları olmasının avantajları da var, dezavantajları da. E, bir kere birinci avantajı, e, ilk dönem konularının olması, birinci dönem konularının olması. Yani bu ne demek oluyor? Ee, öğrencilerimiz ilk 5 üniteden sorumlu olacaklardır. Ee, bu odaklanma güçlerini arttıracaktır. Daha az konuyla muhatap olup e, soru çözme yeteneklerini arttırmak için yeterince zamanları olacaktır. Bu aslında bir avantaj doğru. Ee, biz dershaneler e, olarak veya okullar olarak e, öğrencilerimizin başarılarını teyit etmek amaçlı deneme sınavları yaparız. E, bu deneme sınavları her iki konuda bir, iki ünitede bir şöyle sıralanır. Deneme 1, deneme 2, deneme 3 şeklinde. Bu deneme 9, 10 diye devam eder. LGS ve YKS sınavından önce son prova, son LGS, son YKS, son hazırlık gibi isimlerle anılan deneme sınavlarımız olur bizim. Bu deneme sınavlarında en sona gelindiğinde öğrenci normal dönemlerde yaklaşık olarak 10 üniteden sorumlu olur sınavda. Yani o yıl gördüğü tüm konulardan sorumlu olur. Bu ne demektir? Öğrenci 10 üniteden 10 konudan sorumlu olursa bir deneme sınavında, yani öğrencinin gireceği deneme sınavında 10 ünite olduğu için sorular orta kolaylıkta veya çok kolay hazırlanabilir aslında. Burada öğrenciye bir haksızlık olmaz. Neden? Çünkü deneme sınavında 10 üniteden soruluyor. 10 e, ünite demek e, çok kapsamlı olan e, birden fazla konu yani 10 konuyu öğrenmek demek. 10 üniteyi iyice öğrenmek demek aslında. Şimdi olayın madalyonun öteki yüzüne dönecek olursak ilk dönem konuları olması yani neredeyse yarı yarıya konuların olmaması. Öğrencilerin birinci dönem konularından sorumlu olması bu LGS için de YKS için de dezavantaja dönüşebilir. Neden? Çünkü 10 üniteden sorumlu olmayacağız. Sadece 5 üniteden sorumlu olacağız. İlk dönem konularından sorumlu olacağız. Ee, Dolayısıyla LGS deneme kitapçıklarında ilk ünitelerden sorular gelecek. Bu soruların zorluk derecesi arttırılabilir. Ee, zorluk derecesi istatistiki olarak arttırılır. Ee, çünkü e, biz bir konuyu öğrendiğimizde, kazanım olarak öğrendiğimizde, ünite olarak öğrendiğimizde genelde bir soru bankasını açtığımızda şöyle sorularla karşılaşırız. E, birinci, yani ilk iki yaprak, birinci sorular kolaydır. Neden? Konuyu öğrenmiş miyiz? Kolay soruları konuyu öğreniriz, pekiştiririz. Sonra orta düzeydeki sorulara geçeriz. Bu sefer ne olur? E, bilgi, beceri ve yeteneklerimizi kullanmaya başlarız. Sonra bu da bittikten sonra zor düzey. En üst düzey sorularla karşılaşırız. bu, ne? bu da demek oluyor ki sen konuyu öğrendin pekiştirdin, orta düzeyi de geçtin, en üst düzeye geldin. Şimdi bütün yeteneklerini kullan. Zekanı kullan, soru çözme yeteneğini kullan. Daha çok e, yeteneğini bir araya getir ve o soruyu çöz demektir bu. Daha çok yeteneğin bir araya gelmesine demek. E, çokça kitap okuyan çocuklar bu konuda çok avantajlı oluyorlar. E, çünkü okuduğu soruyu çok iyi anlıyorlar. İkinci grup ne oluyor? Çokça soru çözen çocuklar, çok soru örneği gören çocuklar çok avantajlı oluyorlar e, deneme sınavlarında ya da üst düzey soruları çözerken. E, benim temel fikrim ilk dönem konularının olması, sadede gelmek istiyorum ve videomu çok uzatmak istemiyorum. İlk dönem konularının olması aslında LGS açısından çok zorlayıcı olabilir. Çünkü daha az konu olması daha zor soruların da sorulmasını beraberinde getirecektir. Bunun örneği 2021 yılındaki karantina dönemindeki LGS sınavında yaşandı. Birçok öğrenci matematik, fen, din kültürü İngilizce sınavlarında orta düzeyli ve kolay sorularla karşılaşırken Türkçe'de çok çeldirici sorularla karşılaştılar. Bizim öğrencilerimiz de çok sevmişti. O yıl benim 40-50'ye yakın öğrencim vardı sadece LGS'den. LGS öğrencilerimiz hiç beklemediği bir dersten darbe ediler. Türkçe dersi. Türkçe dersinden 7-8 yanlış yapan okulda ilk 3'e giren öğrencilerim vardı benim. Birinci, ikinci, 3. olan Türkçe dersinden 7 veya 8 yanlış yaparak gerçek LGS sınavında ağır darbeler alan daha Düşük puanlı liselere gitmek zorunda kalan öğrencilerim oldu. Ee, bu konuda sizlere uyarmak istiyorum. 2023 tayfayı uyarmak istiyorum arkadaşlar. Çok iyi matematikçi olan, çok iyi fen bilgisi yapabilen öğrencilerim Türkçe dersinden, çeldirici sorulardan ağır darbe aldılar. Ee, şimdi bu bizim beklemediğimiz bir olaydı. Öğrencilerim açısından, o yılki öğrencilerim açısından. Siz de tüm bu tehlikeleri göz ardı edip sakın rahatlamayın. Ee, i̇lk dönem konularının olması, e, o yıl bana bunları düşündürmüştü. Türkçeden vuruldu öğrencilerimiz. E, bu yıl 2023'te hangi dersten e, zorlanırız, çok zorlanırız, darbe alırız? E, bilemiyorum arkadaşlar. LGS 2023'te çok rahatlamayın, daha çok Derslere sarılın. İlk dönem konuları olması sizi rahatlatmasın. Bunu avantaja dönüştürebilirsiniz. 5 üniteden sorumlusunuz. 5 üniteye her üniteyi kolay, orta düzey, zor sorularını bolca çözmek için çok vaktiniz olacak. 5 üniteyi sıkıca, iyice bir şekilde pekiştirerek öğrenin ve LGS'de gerçek başarınızı ortaya koyun. Çok çeşitli sorular çözün. Çok farklı kaynaklardan çözün. Ve istediğiniz o liseye gidin arkadaşlar. Bir de YKS ve TYT açısından söylemek istiyorum. YKS açısından avantajlı olmuş olabilir. Neden? Çünkü YKS özellikle AYT kısmındaki matematik konularının ikinci dönem konuları çok ağır konulardı bunlar. Çok zor konulardı. Matematik AYT yani eşit ağırlık ve sayısalcı öğrenciler için özellikle söylüyorum. E, bu bir avantaj olabilir belki. E, çünkü matematiğin ilk dönem konuları genelde kolay oluyor. Eğer bir öğrenci iyi odaklanırsa, matematik ilk dönem konularını iyi öğrenirse AYT'de e, kendisine, kendisinden daha fazla yani kendi beklentilerinden daha fazla soru çözüp daha büyük başarılar elde edebilir diyorum. Bu YKS ve TYT AYT açısından avantajlı olabilir. Ama LGS açısından zorlayıcı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Diyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.